Scout raporunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde farklı bir format düşündüm. E, gelen yorumlardan da yola çıkarak aslında biraz. Çünkü bir tık daha e, maliyeti düşük oyuncular hakkında çok fazla soru geldi. E, tabii sonuçta Sorare'ye yeni başlayan birçok e, kullanıcı var. E, Vore'den Sorare adını duyup e, bu oyunla tanışıp daha yeni yeni bu oyunla tanışan e, oyuncular için, izleyenler için e, bir kadro düşündüm aslında oyuncudan da ziyade yeni başlayan biri, Sorare'ye yeni başlayan birisi, e, olabildiğince maliyeti düşük, aynı zamanda puan potansiyeli yüksek olan, yani hafta sonunda liglere girdiğinizde ödül kazanma şansınız olan bir kadro nasıl e, kurulabilir, ben olsam nasıl bir kadro kurardım diye düşünüp, e, böyle bir konsept hazırladım e, Scout Raporu'nun bu bölümünde. E, ama tabii ki öncelikle yeni başlayan için dedim ama halihazırda hazırda oyuncuları için de bir yatırım aracı olabilir bahsedeceğim isimler. Çünkü bahsedeceğim isimler aynı zamanda maliyeti de normale göre bayağı düşmüş gözüküyorlar. Aynı şekilde aslında Avrupa'daki futbolcuların maliyeti genel olarak düştü. Bunun nedeni şu liglerin artık sonuna yaklaştığımız için yazın kocaman bir ara olacak ve aslında biraz daha yatırımdan kaçınıyor Sorari oyuncuları. Çünkü o yaz olacak boşluktaki o boşlukta oyuncuların değerinin daha da düşeceğini düşünüyor olabilirler. Ya da elinde hazır Ethereum ya da Euro ile girip transfer döneminde o Ethereum'u kullanma taraftarı olan oyuncular da var. O yüzden şu anda çok hareketli bir transfer piyasası yok. Ama elinizde oyuncular varsa bence telaş yapmayın. Zaten gelecek sezonda muhtemelen birçok oyuncu zaten hali hazırda gelecek sezonda oynayacağı için Temmuz ayında, Ağustos ayında tekrardan yüksek hatta bugünden çok daha yüksek değerlere ulaşacaktır diye düşünüyorum. Bu sıralar Amerika ligindeki oyuncular çok değerli çünkü Ekime kadar sürecek bir sezon söz konusu, yazın da boş geçmeyecek sorar oyuncuları eğer Amerika ligindeki oyunculara sahiplerse oraya da bakıyorum. Belki gelecek Scout raporu programlarında MLS liginden de oyuncular inceleyeceğim ama çok yakın olduğum bir ilik olmadığı için biraz daha temkinliyim, biraz daha izleme taraftarıyım ama gelecek programlarda oradan da oyuncular söyleyeceğim. O zaman yaklaşık hani son değerlerine baktım oyuncuların, yaklaşık 125 Euro değerinde kurulacak bir beşli kadroyu kurmaya başlayalım birlikte. Öncelikle tabii kaleciden başlıyoruz. Kaleci oyunun en değerli oyuncuları çünkü çok az var. Oynayan kaleci çok az var. Bu yüzden değeri çok çok fazla oluyor. Öncelikle o yüzden biraz daha risk almak lazım kaleci eğer yeni başlıyorsanız ve düşük bir bütçeyle girmek istiyorsanız şöyle bir risk normalde alt takım kalecisi ama son dönemde biraz gözden düşmüş ya da sakatlanmış kalecileri yönelmek lazım. Böyle bakınca Silvio Lump yeni başlayanlar için çok mantıklı geliyor bana. Son baktığım değeri 57 euro 58 euro civarındaydı. Normalde hani 120 130 euro en ucuz kaleciler normal sezonda oynayan kaleciler. Biz ya yani bu değere tamamen kadro kuracağız bu programda. Silvio Lung bence bir noktada kaleyi devralacaktır. alacaktır. Bilal de iyi başladı. Cenk de fena maçlar çıkarmadı ama sanki iş ibre bir noktada yine Silvio Lung'a gidecek gibi geliyor bana. Zaten o yüzden değeri düşük. Ondan önce hem Bilal oynadı hem Cenk Yönen forma şansı buldu. Bu da Lung'un değerini düşürdü. Acaba yedek mi kalıyor artık diye. Ama benim tahminim tekrardan oynayacak. Zaten o yüzden ucuz. O yüzden bu öneriyi sunuyorum yeni başlayanlar için. Bence Silvio Lung'u alıp beklemek gayet mantıklı olurdu. Savunmaya geçtiğimizde de burada da 7-8 euro değeri olan bir oyuncudan bahsedeceğim. Serdar Aziz. Fenerbahçe'de Serdar Aziz artık birinci stoperlerden birisi oldu. Ferdi Kadıoğlu sakatlandıktan sonra zaten Salay artık sol bek. Novak dönse bile Salah'dan vazgeçeceğini zannetmiyorum ben İsmail Hoca'nın. Salah sol bekte bir şekilde devam edecektir. Bu da stoperde bir boşluk doğurdu. O boşluğu da Serdar Aziz çok iyi doldurdu bugüne kadar. Kimmice ile iyi bir ikili oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bir de bu oyunda beklerden ziyade stoperler çok daha değerli. Çok daha fazla puan potansiyeli oluyor. İkili mücadelelere daha fazla giriyor. Ee, Serdar Aziz de normalde gol yemediği maçlarda özellikle yüksek puan olan bir oyuncu. Ee, bununla birlikte Serdar Aziz biliyorsunuz... Hücumda, hücum kornerlerinde, hücum duran toplarında... Gol potansiyeli olan da bir oyuncu. Serdar Aziz'in gol attığı bir haftaya denk gelirseniz o hafta ödül kazanma şansınız çok yüksek olur çünkü bir stoperden 70-80 puan aldığınız anda o hafta bayağı bir avantajlı oluyorsunuz. Evet geldik orta sahaya. Orta sahadaki önerim de benim Emre Akbaba olacak. Emre Akbaba'nın şu anki değeri 23 Euro, 24 Euro civarında ama bu oyuncunun ben yakın zamanda 100 Euro'ları gördüğünü hatırlıyorum. Formda olduğu zamanlarda, headtrick yaptığı zamanlarda ki hala Faraoli zaten Alanya'nın başındayken bence Emre Akbaba hala o potansiyelini koruyor. E, skora çok yakın bir 10 e, numara, 8 numara rolünü devam ettirecek sonuç olarak. E, bu yüzden bence gelecek maçlarda tekrardan Emrah Akbaba'nın yüksek puan alacağı maçları görebiliriz. E, yeni başlayanlar için de bence orta sahada hazır değeri bu kadar düşmüşken Emrah Akbaba'nın e, en mantıklı seçenek gibi geliyor bana. Hem potans puan potansiyeli olarak hem de gelecekte e, Değerin artmasıyla bence iyi de bir yatırım olur Emrah Akbaba. E, yeni başlayanların kadrosunda bence e, orta sahasında Emrah Baba olabilir. Geldik Forvet'e. Forvet'tedeki önerim de e, Maria Gavronovic. E, Kayseri Spor'un Forvet'i. E, Gavronovic bir kere maç içinde çok çok aktif bir Forvet. E, normalde yine oyunun en değerli oyuncular arasında Forvet'ler. En değerli oyuncuları kaleciler oluyor. Ondan sonra da Forvet'ler geliyor çünkü orada da çok az oyuncu var. E, yani mevkisi Forvet gözüken oyuncu bayağı az var. o yüzden oradaki değerler de yüksek oluyor genelde. Eee de hem zaten skor potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Takımın net 9 numarası. Öyle çok fazla rotasyona uğrama ihtimali de yok. Bazen öyle çünkü talihsizlikler oluyor. Diğer 4 oyuncunuz çok iyi puan oluyor ama bir tane oyuncu rotasyona uğruyor. ödül alacakken dereceye biliyorsunuz ama Garonomić genelde oynuyor. Bir de gol atmak dışında da oyun içinde çok aktif olduğu için sürekli pas dağıtan bir 9 numarada olduğu için bu tip maç içi aksiyonlarından da e, puan getiren bir oyuncu. O yüzden hazır değeri 23, 24 euro civarındayken bir forvet için çok iyi değerler bunlar. E, bence başlangıç kadrolarındaki forvet için gayet ideal bir oyuncu Garunovic. Sırada ekstra oyuncumuz var. E, ekstra oyuncu de şöyle oluyor. Zaten 4 mevkiden birer oyuncu koymak zorundasınız. Kaleci, defans, mevk, e, orta saha ve forvet. Bunun dışına bir tane de ekstra oyuncu koyabiliyorsunuz. Bu istediğiniz bir mevkiden olabiliyor. Ee, genelde orta sağ koymak mantıklı çünkü orta sağdan çok fazla oyuncu var oyunda. Ee, benim önerim de bir orta sağ olacak. Miha Zayis olacak. E, ee, Miha Zayis artık Fenerbahçe'nin belki de en net 8 numarası olduğu son dönemde. E, ee, gayet formu yüksek. Ee, hem tempo olarak ayak uyduruyor zaten Fenerbahçe'nin oyunu. Crespo'yu çok iyi tamamlıyor. Hem de e, hücuma kırılan 8 numara rolünde gayet iyi üstleniyor. E, ee, skor potansiyeli var. Kasımpaşa'ya şahane bir gol atmıştı iki hafta önce. E, Trabzonspor'a duran toptan gol attı. E, Alanyaspor'a karşı penaltı kazandırdı. O da bir puan demek. O da asist yazılıyor. Hani asiste de eşdeğer bir puan yazılıyor. E, sonuç maçları zaten çok çok yüksek puanlar aldı Mian ve bence tesadüf değil Mian bu çıkışı, bu skora etkisi devam edecek gibi gözüküyor. E, sürekli ceza sahasına koşular atan bir oyuncu. Hatta Mesut Özil Arda Güler de devreye girdikten sonra Mihan Zayt gibi oyuncuları daha e, parlatan oyuncular bunlar. O koşulları paslarıyla değerlendirecek oyuncular bunlar. Hem Arda Güler hem Mesut Özil. O yüzden Miyaz bu formu sürecek, süzecek gibi gözüküyor. Ee, ekstra oyuncu için değeri son dönemde 15 euro olan Miyaz Ays'a bence yönelmek gerekiyor diye düşünüyorum. Son bir de yedek oyuncu ya da yatırım için belki de biraz daha bütçe ayırmak isterseniz ee, mantıklı olabilecek bir oyuncudan bahsedeceğim. Ee, o da Pesic. Ee, Pesic normalde çok değerli bir forvet'ti. Biliyorsun zaten gol Krallığı'nda oynuyordu. Ama yaşadığı sakatlıktan sonra değeri bayağı düştü. Şu an 44-45 euro civarında ama boyunca yakın zamanda 100 euroya gittiğini gözümün önünde gördüm. Ya yani açık da ben de dahildim. E, almaya çalışırken e, benim üstüme teklif geldi 100 euroya gittiği dönem oldu e, bir iki ay önce. E, o yüzden bu neredeyse yarı fiyatına düşmüş e, değerini bulmuşken Pessic e, ve sakatla da düzeldi son maçta oyuna sonradan girdi. E, hem ekstra oyuncu mesela iki tane Forvet kullanabilirsiniz. Belki Zaytık kenarda bekletip. Ya da gelecekte değeri artacağı için böyle bir yatırım yapabilirsiniz. Altıncı oyuncu olarak da bütçeniz eğer el veriyorsa peste işte, de mantıklı gibi gözüküyor. O zaman bir sonraki sikkat raporunda görüşmek üzere hoşçakalın.